Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Gönül Hurmalı Hanımefendi'nin Kur'an'ı Hüzünle Okumak isimli eserinden 3 bölüm paylaşacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Dağlar gibi kaskatı kalpler, hüzün hallerde Kur'an okumak ve hüzün peygamberi isimli başlıkları sizlerle paylaşmak istiyorum. Güzel bir çalışma. Kitabı temin edip okumanızı tavsiye ederim. Dağlar gibi kaskatı kalpler. Haşr suresinin 21. ayetinde biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, Allah'ın korkusundan onu baş eğmiş, parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri düşünsünler diye insanlara veriyoruz. Biz bu Kur'an'ı yani iman ile okunup amel edilmesi için indirmiş olduğumuz bu büyük şanlı Kur'an'ı, biz azimüşşan, şanı yüce olan eğer bir dağın üzerine indirseydik, herhalde sen onu o dağı Allah korkusundan çatlayarak başını eğmiş görürdün. O kaskatı dağ o derece müteessir olur ve Allah'ın emirlerine saygı ile çatlayıncaya kadar itaat edip secdelere kapanırdı. Fakat Ahzab suresinin sonunda bulunan biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik. Ahzab 72 ayetinde geçtiği üzere gökler, yer ve dağlar ilk teklifte emanetin ağırlığından yılarak yüklenmekten çekilmişti de onu insan yüklenmişti. Bundan dolayı kitap indirilmesine dağların ne kabiliyetleri vardır, ne de ihtiyaçları, ihtiyaç insanlarındır. Onun için Kur'an'da bir dağ üzerine indirilmedi. İnsanlar için Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem kalbine indirildi. Hem öyle beli ve tesirli bir surette indirildi ki, faraza büyük bir dağ üzerine indirilmiş ve dağa öyle bir şuur verilmiş olsaydı, göğe doğru baş kaldırmakta bulunan o ulu dağ bütün katılığına rağmen Allah korkusu altında her türlü itaatsizliği bir kenara atarak çatlayıncaya kadar ilahi emirlere boyun eğer ve son derece etkilenirdi. Zemahşeri ve Ebu Hayyan'ın da içinde bulunduğu birçok müfessire göre söz konusu bu ayette Ahzab 72 ayeti gibi temsil kabilindendir. Maksadı insanların kalplerindeki katılık ve etkisizliğe karşı onları uyarmaktır. İnsanların kalplerinin katılığı dağların kaskatı yapısına benzetilmiş. Dağların kaskatı oluşu ile nefes çalışmaya başladığımız ilk andaki gerginliğimiz arasında bir benzerlik olabilir mi diye düşünüyorum. Kolay kolay rahatlayamamanın ve kendimizi sıkmanın nedenleri ve çözümlerini bu ayette bulabileceğimizi tahmin ediyorum. Üstelik Kur'an okurken ne feyiz alıyoruz ne de yeterince hüzünleniyoruz. Okuyoruz ama vücudumuz kaskatı, kalbimiz de yeterince hüzünlenemiyor. Demek ki Kur'an bize yeterince tesir etmiyor. Çünkü biz dağ gibi kaskatı ve taş gibi duyarsızız. Bunu dağlar ve taşların her bir atomunun zikrettiklerini kabul ederek teşbih manasında söylediğimizi de hatırlatalım. Yukarıda izahına çalıştığımız psikolojik birikimlerimizin de gergin ve katı oluşumuzda önemli ölçüde payı olduğunu göz ardı etmeyelim. Değerli dostlarım, ikinci başlığımız hüzünlü hallerde Kur'an okumak. Kur'an en sıradan bir okuyuşla bile mutlaka hem maddi hem manevi anlamda şifadır bizim için. Bırakın okumayı, ona dokunmak bile şifadır. Allah kelamıdır, özeldir. Yıllar önce bir arkadaşım yaşadığı enteresan bir hadiseyi şöyle anlatmıştı. Çok hastaydım. Şiddetli soğuk algınlığından dolayı nefes almakta güçlük çekiyordum. Öğrenciydim ve ailemden uzakta başka bir şehirdeydim. Bu halde biraz Kur'an okudum ve mecalim olmadığı için Kur'an'ı yerine bile koyamadan sarılıp olduğum yerde uyuyakalmışım. Uyandığımda halsizliğimden eser yoktu. Baktım nefesim gayet normal. Şaşırmakla beraber aziyetime binaen Allah'ın Kur'an'ı şifa kıldığını hemen anladım. Kur'an'a kollarımla sıkıca sarılmış ve tam göğsüme bastırmıştım. Başka bir arkadaşım ilahiyat fakültesinde okuduğu yıllarda yaşadığı bir hatırasını şöyle anlattı. Bir gün sınıfa girdiğimde tahtada İnna lillahi ve inna ileyhi raciun yazdığını gördüm. Kim vefat etti arkadaşlar diye sordum. Bir ilçede imamlık yapan 40 yaşlarında aynı zamanda ilahiyat okuyan bir ağabey vardı. Vefat eden oydu. Çok sevdiğim, değer verdiğim bir ağabeydi. O kadar üzüldüm ki bir şok hali yaşarken cüz alır mısın dediler ve ben bir cüz aldım. Acaba kaçıncı cüzü aldım bilmiyorum. Okumaya başladım. Hem ağladım hem okudum. Onun için okuyorduk ama aslında ben kendimi okumuştum. O anda Kur'an okurken yaşadığım teselli olma halini daha önce hiç yaşamamıştım. Okudukça açıldım ve bittiğinde hüznümün geçtiğini hayretle müşahede ettim.
Hüzünlü hallerde o Kur'an okuyarak ferahlamak önemli bir tespit. Hüzünlüsün ve bunu hüzünlü bir okuyuşla dile getiriyorsun. Hüzünle seslendirerek açığa çıkarıyorsun. Var olan bir hüznü hüzünlü bir okuyuşla ifade etmek, matematikteki iki eksinin çarpımı artıdır kuralını hatırlatıyor. İki hüznün çarpışmasından neşe meydana geliyor olabilir mi? Çivi çivi söker deyimindeki gibi hüzünlü bir okuyuşla etkisiz hale mi getiriyoruz acaba? Değerli dostlarım, üçüncü başlığımız hüzün peygamberi. Her ne kadar insanlık dışı muamele kaldırılmış ve boykot sona ermiş olsa da yine seneler hüzün yudumluyordu. Belli ki Allah Celle Celaluhu sevgili kullarını tamamen ahirete yöneltiyor ve yönlerini başlarına gelen bin bir türlü sıkıntıyla gerçek vatana çeviriyordu. Hastalıklar birer salgın halini almış, toplumu kırıp geçiriyordu. Ebu Talib ve Hazreti Hatice gibi önemli dayanaklar da bu furyadan nasibini almış, ağır hastalıklarla boğuşuyorlardı. Yılların yorgunluğu artık Ebu Talib'in belini bükmüş, adımlarını bile atarken zorlanacak hale getirmişti. Ebu Talib'in vefatı üzerinden henüz 3 gün geçmişti, çok üzüntülüydü. En büyük destekçisi ve hamisi amcası Ebu Talib'in imanına şahit olamadan dünyadaki sıcaklığına mukabil ebedi huzuru kazanma yoluna girdiğini ifade edecek bir kelime duyamadan onu toprağa vermenin hüznü içindeydim. Karanlığın koyulaştığı en zifiri demlerdi. Hasta yatağında bıraktığı Kerim zevcesinin durumunu merak ediyordu. Ve çadırına yöneldi telaşla. Çünkü büyük bir destekçisi Hazreti Hatice de hastalıktan kıvranıyordu. Hatice, Mekke'nin en zengin kadınıyken bugün açlık ve sıkıntı içinde iki büklüm, sürgün hayatının tüketen şartlarıyla boğuşarak gidiyor, geride kalanlara el sallayıp veda ediyordu. Ve Ebu Talip'ten sonra ikinci önemli dayanak da artık yaşamıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Şevval ayının bir gününde yanına Zeyd İbni Harise'yi de alarak Taif'e yöneldi. Ancak Taif, Mekke'yi aratmayacak kadar çetin gözüküyordu. Hazreti Zeyd kendini siper etmiş, yağmur gibi başlarına düşen taşlara karşı Allah Resulü'nü korumaya çalışıyordu. Başlarına yağan taşların ardı arkası kesilmiyordu. Neredeyse tam 3 kişi 3 kilometrelik mesafeyi öylece geçtiler. Allah'ın Habibi Resulü Kibriya'nın da ayaklarından kan damlıyordu. Zeyd ise zaten başı gözü yarılmış, kan revan içinde kalmıştı. Taif beklerin semereyi vermese de Abbas ve cinlerin İslamiyet'i seçmeleriyle bir nebze huzura kavuşan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra yeniden Mekke'ye yöneldi. Hira'daki vuslattan bu yana 11 yıl geçmişti. Takvimler Recep ayının 27'sini gösteriyordu. Bilhassa Ebu Talib ve Hazreti Hatice'nin vefatından sonra Mekkelilerin takındığı tavır, Taif'te yaşadıkları ve tekrar geri döndüğünde insanların mübarek yüzüne ekşimeleri pak ruhunu sıktıkça sıkmıştı ve bu bunaltan ortamda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendini ancak ilahi rahmetin sıcak iklimine atarak bir teselli bulabiliyordu. Derken bir akşam Efendiler Efendisi amcası Ebu Talib'in kızı Ümmü Hane'nin evinde bulunduğu bir sırada evin tavanı adeta birden açılmış ve buradan yanına Cibril-i Emin nuzul etmişti. Belli ki bu seferki geliş öncekilerden çok farklıydı. Yanında daha önceki peygamberlerin de üzerine bindikleri merkepten biraz büyük, katırdan da bir miktar küçük boyda Burak adında bir binek vardı. Belli ki bir davet vardı ve Cibril de bu davete muhatap olan en kutlu misafiri almak için gelmişti. Demek ki bugüne kadar yaşanan mukaddes hüzne Allah tarafından lütfedilmiş bir ikram vardı ortada. Ancak bu yolculuk öncesinde süt annesi Halime-i Sadiye'nin yanında yaşadığı hadiseye benzer bir ameliye gerekiyordu. Onun için Cibril-i Emin Efendimizin göğsünü yardı ve içini zemzem suyuyla yıkadı. Ardından da altın bir kase içinde elinde tuttuğu iman ve hikmetler göğsünü doldurarak kapattı. Sonra da semanın emini Cibril, insanlığın emini Hazreti Muhammed Mustafa'nın elinden tutarak tarifi imkansız bir yolculuğa başladı. Cenab-ı Hakk'ın cemaline talip olmak için kalbimizin tertemiz yıkandıktan sonra iman ve hikmetle dolması gerektiğini öğreniyoruz. Bizim bahsettiğimiz Kur'an okumalarıyla kalbimiz iman ve hikmete daha müsait hale geliyordur inşallah. Zemzemimiz de istiğfar,
Bu ara fazlaca istiğfar okudum ve istiğfardan çok lezzet aldım. Kur'an ve virdler sırasında hissedilen duyguyu hemen lezzet almakla açıklamak çok enteresan. Dil ve damakla alınandan daha sayıcı, daha derinlikli, hemen geçip gitmeyen bir lezzet. Bu bahiste dikkati çeken önemli bir nokta, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem bittim noktasında Miraç'la teselli edilmesi, ne derin bir hüzünmüş ki yaşadığı daha ötesi olmayan büyüklükte bir karşılıkla cevap verilmiş. Miraç müjdesini duyunca bittim noktasına talip olması geliyor insanın diyecektim ki, öylesine engin bir sabır ve hoşgörü sahibinin bittim noktası başka hiç kimsenin dayanamayacağı ölçüde bir son nokta olmalı diye düşündüm. Vazgeçtim, dua ederken dikkatli olmak lazım. Rabbim hakiki manada kendi yolunda olmayı, Kur'an'ı, sünneti içselleştirerek hareket etmeyi, yaşamış olduğumuz sıkıntıların güzel günlere kapı açacağını, onların bir tohumu olduğunu, bir filizi olduğunu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve peygamberlerin yaşamış olduğu hayatla görmüş oluyoruz. Rabbim sırat-ı müstakimden ayırmasın. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dostlarım.